Kütahyalı bayanlar o isimle coştu. Kütahyalı bayanlar o isimle stres attılar, kurtlarını döktüler. Kütahya Engeller Zafer Spor Kulübü Derneği Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. Kütahya Engeller Zafer Spor Kulübü Derneği düzenlediği Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Kütahyalı Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün de katıldı. Kütahyalı Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün Kütahyalı bayanları coşturdu. Etkinliği siyasi partilerin ve engelli sivil toplum örgütlerinin kadın kolları teşkilatları da katıldı. Etkinlik sonrası Kütahyalı Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün ile Kütahya türküleri ve Kütahya türkülerinin tanıtımı konusunda söyleşide şunları ifade etti. Şimdi Kütahya'nın gerçekten türküleri sanat, çok sanatsal türküler. Bir nakış gibi, bir iğne oyası gibi, bir çini işler gibi. Çok duygusal ve çok güzel eserler ve ses aralığı çok geniş, harika eserler. Kütahya türküleri derken yurdumuzun çok güzel türküleri var. Yani ağır zeybekler, işte ağıtlar, samahlar, deyişler, harika türkülerimiz var. Kütahya kökenli bir sanatçı olarak ben Kütahya kökenli olmaktan dolayı çok mutluyum. Neden? Hem Bursa kökenli hem Kütahya kökenli olmaktan. Özellikle Kütahya'nın çok zarif ve çok sanatsal eserlerinin varlığından ötürü gurur duyuyorum ben açıkçası. Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim. Türküsü daha önceden de biliniyordu. Ben çocukken biliyordum. Yani türküleri takip edenler, sevenler, dinleyenler bunu bilir. Yani bilinmeyecek bir türkü değildir ama bir havada durna sesi gelir. Nare mesela, bunu herkes bilmeyebilir. Ya da Feracem'in Ucu Sırma'yı herkes bilmeyebilir. Ama şimdi işte bazı dizilerde bunların kullanılması, dizilerin konuları ne olursa olsun, ama bu türkülerin, özellikle Gökhan Kırdar sanırım, yanılmıyorsam, ben televizyon izleyen biri değilim. Evimde de 7 yıldan beri televizyon yoktu, daha yeni oldu. Yani şu anda hiç dizi seyretmem, etmem ama bir yönde faydası oldu tabii. Yani türkülerin tanıtımında, hani altyapılarında modernize edilmiş şekilde de olsa. Fakat ben ne yaparsam yapayım, hangi aletlerle sahneye çıkarsam çıkayım, türkülerin otantik şekilde icra edilmesinden yana bir insanım. Dolayısıyla bunun alıcısı çok az. İnsanlar biraz daha gürültülü, biraz daha ne bileyim, daha böyle ritmi bol şeyler bekliyorlar bizden. Fakat türkülerin o tarz şeylere çok uygun olmadığı bir gerçek. Neden? Rahmetli Hisarlı Ahmet eline almış, bağlamasını, cürasını çalmış ve bunları okumuş. Gerektiğinde darbuka çalarak okumuş. Sevgili Mustafa Hisarlı abim benim, görüntülere almış. Çok değerli Yücel Paşmakçı hocam. Çok değerli insanlar bunlar. Bizim hocalarımız. Bu türküleri derlemişler. Bu türküleri TRT repertuarına geçirmişler. Bize hediye etmişler. Bizden sonraki kuşakların bunları çok iyi değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle üniversitelerdeki hocaların büyük gayretleri var. TRT'nin de gayretleri var. Ama şimdi son zamanlarda bakıyorum ki resmi kurumlara da böyle popülist, popülariteyi ön plana çıkaran bir takım hareketler getiren kişiler de var. Bu aslında hepimizin yaptığı bir şey desem yeridir. Sahnede bunları yapıyoruz, yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü öyle bir talep var. Talep otantizmden yana olsa ben otantizmin dışına hiçbir zaman çıkmam. Asla çıkmam. Bana bir ben derim, bir bakarım yeter yani. Hatta şimdi onlar da yukarıda odada kaldı. Birazdan belki küçük bir örnek veririz. Dediğim gibi türkü söyleyenlerin özellikle hatalarımız var, doğrudur. Örnek davranışlar sergilememiz lazım ve bu türküleri tanıtmak için aslında tabii kurumların, belediyelerimizin, festival yapanların, hatta halkın da çok büyük sorumluluğu var. Halk da biraz izlesin, biraz Hisarlı Ahmet kimdir, merak etsin, bu türkü kime aittir. Ben derledim,
Evet, bir sürü türkü derledim ama içinde genellikle hep oyun havası türünde, tarzında türküler var. Erkek oyun havaları birkaç tane ama kadın oyun havaları çok fazla. Kına ağıtları var. Bunlar çok değerli, kına ağıtları. Bir de böyle bir takım hani kötü olayların sonucunda yakılmış ağıtlar var. Tabii ses aralıkları geniş olan türkülerin daha çok sanatsal olduğu bir gerçek. Çünkü okumak zor. Çünkü icra etmek zor. Hakikaten Kütahya türkülerini icra etmek çok zor. Ben mesela Kütahya türküsü icra ederken o kadar bazen tedirgin oluyorum ki alır o türküleri, yani en sanatsal olanları icra ederken. Acaba bir hata yapar mıyım? Çünkü şu isminden bahsettiğimiz hocalarımız dediğimiz kişiler çok büyük kişiler. Yani biz onların yanında neyiz ki? Bir hata yaparsam hocam işte ben sana böyle mi öğrettim kızım der. Yani ya da kızabilir. Ya haklıdır, daha iyi çalışsaydın diyebilir. Demese bile küsebilir, hiç görüşmeyebilir. Bunları yaparlar. Neden? Çünkü o insanlar bunlara çok fazla emek verdi. Bunları gün yüzüne çıkartmak için çok uğraştılar. Mesela rahmetli Sarı Sözen Türkiye'nin her tarafını gezdi. Yücel Paşmakçı hocam Türkiye'nin her tarafını gezdi. İşte birçok değerli müzik insanı, halk müziği insanı karış karış gezdiler Türkiye'yi ve Anadolu'nun bir sürü en güzel eserlerini. Ki daha var, daha kaynak var. Ben buna inanıyorum. Yani çıkacağından inanıyorum daha. Daha çok bilinmeyen ve gün yüzüne çıkmamış çok türkümüz var. Mesela şu anda TRT'ye gönderdiğim, kayıt altına alınmasını istediğim ve oraya gönderdiğim birçok türkü var. Şu anda incelemede. Henüz mesela işlemini yapmadığım ama kayıtları duran, onların işlenmesi gereken birçok türkü var. İnşallah ömrüm vefa ederdi bunları yapabilirim diyorum. Çünkü zor işler bunlar. Destek olmak gerekir. Destek gerekir bunun için. Ne bileyim, mesela TRT'de şu anda yüzlerce türkünün beklediği ve hala işlem görmediğini duyuyorum. O da aslında bir yönden iyi, bir yönden kötü. Ne yönden kötü? Yavaş ilerliyor diye düşünüyorum. Ama bu kadar çok türkünün olmasını da demek ki insanlar hala derleme çalışmaları için uğraşıyorlar. Hepsinin alnından, küçüklerin alnından, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Demek ki böyle hani çalışmalar var ki bir sürü nota bekliyor daha. Hani TRT repertuarına geçmek için. Bunlar sevindirici şeyler yani. Mutlaka geçecektir günün birinde. Hani Kütahya türkülerini başarıyla icra eden ben zorlanıyorum bunları okurken. Maşallah. Mesela şey var. Oklumani sayla amanın aman. Örnekler verirsek, dediğim gibi bu türküler mesela Kütahya türküleri. Kaç kişi bunları duydu, kaç kişi dinliyor, kimler biliyor? Bunu müzikle uğraşanlar biliyor. Bunu türküleri gerçekten iyi icra edenler biliyor. Ben mecbur ben bilmek zorundayım çünkü korolarda çalıştım. Hocalarım
bu türküleri zaten notaya alan kişiler, derleyen kişiler. Dolayısıyla bunları icra etmek için aslında çekiyor sahnede mi? Bunları icra etmek için ölüyorum. Neden? Çünkü talep yok. Bu şarkı, bu türkülere talep yok. Sen bize bir erik dalı çığır ve yeter. Sen bize bir mehriban deyiver, bir işte ne diyeyim? Ankara'nın bağları. Ankara'nın bağları deyiver bize. Ama ben onca sene Ankara'nın bağları için okumadım arkadaşlar.